Evet sevgili seyirciler, bugün 24 Mayıs 2021 Pazartesi, ben Bahattin Çağdaş. Misafirim Mardin'den Bedran Akta. Eski bir korucu, bir kitabı var, yazdığı bir kitap var, film senaryosu var ve bölgeyi, sahayı çok iyi bilen birisi. Aşağı yukarı bir saati aşkın bir program yaptık. Neler konuştuk? Faili meşhur cinayetleri konuştuk. Ondan sonra işte kitabında bahsettiği Uğur Mumcu cinayetinden bahsettik. Urfa'da Yahudilere satılan arazilerden bahsettik. Başka bunun gibi bir sürü konu. Peki Bedran Bey, tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kitabınızı bir daha görelim. Yanınızdaysa. Dağın Ardındaki Gerçekler. Bu kitapla ilgili 4 sene önce sevgili seyirciler bir program daha yapmıştık biz. Evet. Bir de çalıştığınız gazeteyi görelim. Mardin Bölgesi Bölge Müdürlüğü yaptığınız gazeteyi görelim. Doğu ve Güneydoğu. Doğu ve Güneydoğu bölgede. Doğu ve Güneydoğu. Maşallah. Evet. Anladım. Hı-hı. Anladım. Peki. Evet, onu da gördüm. Şimdi Bedran Bey, kısaca yine bir bahseder misiniz? Bu Urfa bölgesinde satılan, yabancılara satılan arazilerle ilgili kısa bir değinelim. Ana programda yine izlerler. Buyurun. Şimdi Bahattin Bey, zaten tapu kayıtlarında mevcuttur yani. Evet. Devlet istediği takdirde bu tarlanın kime sattığı tapu kayıtlarında mevcut zaten. Evet. Benim senin demenle hiçbir şeyi değiştiremez yani. Evet. Devlet isterse tapudan çıkartır, kimin adına kime satılmış, kaç dönümdür, hepsi ortaya çıkar zaten. Evet, evet. Ama böyle yerlilerin, Ahmet'in, Mehmet'in üzerine yapıyorlar değil mi? Yani orayı ben tam netini bilmiyorum yani. Anladım, anladım. Peki. 17 bin faili, faili meşhur cinayet olduğu şeyde, ha? İşte Güneydoğu'da, o bölgede. Bunların aydınlanma ihtimali var mı? Bence çok zor yani. Yani evet. 2000 ile 2015 yılları arasında yine o davalar açıldı. Yine o davalar kapandı. Evet. Yani her nedense bence bu 90 ile 2010 yılları arasında o 20 yıl süreç içerisinde Türkiye'nin şeffaflanması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani kim suç işlemiş, kim suç işlemişse cezasını yargı önünde vermelidir. Kim olursa olsun. Evet. Yoksa bu sürekli tekrarlanıyor. Bak 2013'te de bu tekrar açıldı ve şu anda Sedat Peker'in deyimiyle yine faili meçhul cinayetler şimdi Türkiye'nin gündeminde. Temizlenmedikçe her 10 yılda bir böyle bir gündeme getirirler yani. Evet. Sedat Peker hangi şeyin adamıydı demiştiniz, grubun? Veli Küçük'ün ekibindeydi. Şey yani JITEM'de değil mi? JITEM'de çalışmış elbette. Anladım. Bu Sakarya, Gebze şey üçgeninde Kürt iş adamları öldürüldü mesela. Var mıdır orada payı bu grubun? Ya zaten orada kendi 6. bölümünde 7. mi 7. bölümünden de söylüyor. O zaman dönemin başbakanı Mehmet Ağar söylüyor. Kürt iş adamlarını temizleyelim. O da temizliyor işte. Peki şimdi Memduh Bey'le, Memduh Bayraktaroğlu'yla ben röportaj yapmıştım. Gazetede de beraber çalıştık. Memduh Bey'in ismi de geçti şeyde, Sedat Peker'de. Duydunuz mu onu? Duymadınız. Almadım yani. Şimdi mesela Tansu Çiller, Özer Çiller Memduh Bey'in evinde buluşturuluyor. Sedat Peker'le buluşturuluyor. Tıfıl bir çocuk. Aynen öyle. Hiçbir özelliği olmuyor. Vurdulu kırdılı işte ütüyle adam dönen bir tip. Şimdi bununla bir başbakan kocasının ne işi olabilir orada, ne konuşmuş olabilirler? Tabii bunu dememize gerek yok. O zaman da bir suç örgütü var. Suç unsuru var yani. Birilerine kırdırma ama aşamasında yani. Of. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti demek orada dur bekleyip düşünmek lazım yani.
Yani bir, şimdi bazen ben düşünüyorum, bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının eşi ya da kendisi ya da bakanı ya da milletvekili bir suç örgütüyle birlik olması ya da başka bir olaylara, suç örgütlere yardım etmekle ben kesinlikle bu Türkiye Cumhuriyeti'ni yakıştırmıyorum yani. Gerçi bir vatandaş olarak kendi devletime yakıştıramıyorum yani. Onun için de canım çok yanıyor yani. Evet. Evet. Peki. Şimdi... Evet. Şimdi acaba yani sırf oradaki iş adamlarının parasına çökmek için yapılmış olabilir mi bu? Şimdi Bahattin Bey, sistem eski sistemdir yani. Evet. Sistemler değişmiyor yani. Yani ilk önce birlik oluyorlar, çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Ondan sonra işi bitince de tekme atıyorlar yani. Sistem evet. Eski sistem yani. Yani Sedat gider, Ahmet gelir, Mehmet gider, o gelir. Biz 2016 yılında bir program yapmıştık. Evet. Hani FETÖ gider, KETÖ gelir, KETÖ gider, METÖ gelir. İyi hatırlıyorsun, bravo. METÖ gelir. Ben hatırlıyorum tabii. Yani. Bravo. Sistem değişmiyor yani. Evet, evet. Ama şimdi, ilk etapta bizim geçmişe dönük bir temize gitmemiz lazım. Evet. Temiz olduktan sonra belki bunlar sistem değiştirir. Yani FETÖ'yle, METÖ'yle, KETÖ'yle uğraşamayız. Önümüzdeki evet. Yılları düşünmemiz lazım. Türkiye'yi nasıl ileri bir seviyeye götürürüz? Teknoloji açısından, bilim, ekonomi, her taraf açısından. Şimdi bakın, biz bunlarla uğraşacağımıza devletle şey yapmış olsaydık daha makul olur. Bakın Bedran Bey, siz sonuçta koruculuk yaptınız 16 evet. Sene. Yani devlet işinde çalıştınız, bir şeyiniz var, titriniz var ama şu andaki vali olsun, eski vali olsun, Mardin valisi olsun, siz talep ettiğiniz halde size görüşmek istemiyor. Bak, adamdaki kibre bak. Aynen. Bakın, kibre evet. Bak, kibre. Özerçiler zaten kibirli bir adam. Tansu Çiller de öyle, kibirli bir kadın. Kalkıp da hiçbir vasfı olmayan, o dönemde çok, şimdi biraz düzelmeye başladı. Bütün lideriyle görüşüyor. Şimdi düzelmeye başladı. Eskiden gıcık bir Sedat Peker'le ne görüşebilir ki yani? Değil mi? Yani o tipte bir adamla ne görüşebilir ki yani orada? Aynen doğru. Şimdi öyle değil ama şimdi bu son videolarında düzelmeye başladı. Bazı çocuklar diyor ki Cumhurbaşkanı çatı adayı olabilir diyorlar Peker için. Yok abi, kesinlikle öyle bir şey olamaz ya. Ne demek yani ya bu? Böyle bir yapım devleti mi oldu yani? Peki, tamam. Bitiriyoruz. Şey sevgili seyirciler, bu bir tanıtımdı. Ana programda görüşmek üzere diyorum. Tekrardan sağ ol Bedran Bey. Tamam, ağzına sağlık. Ediyorum. Selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun inşallah. Mardin, Münih hattı. Mardin, Londra hattı. Peki. Okay.